أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambera nizam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümine müminat rahmetullah aleyhi mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın 5 temel şartı var. Bunlardan birisi de namaz kılmak. Kur'an-ı Kerim'de akimus salah, namazı ikame edin, yani devamlı kılın, güzel kılın. Hafizu ale salavati, namazların hepsini muhafızlık edin, kaçırmadan devam edin, kılın. Birçok hadis-i şerifler var. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkute, vakit geldikçe vakte bağlı olarak namazlar müminlere farz kılınmıştır gibi birçok ayetler var. Bu ayetlere, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bu emirlerine binaen Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılmak zorundadırlar. Bu namazın nasıl kılınacağı aslında Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin gösterdiği ifadeler, beyan ettiği şeyler, ifadeler anlatıyor. Hafizu, muhafızlık edin, hiç kaçırmayın. Haklarını koruyun. Öbür tarafta namazlar vakitlere bağlı olarak farz kılmıştır. Vakti gelince, vaktini çıkarmadan kılın. Evet, gibi akimu, ikame edin. Gene devamlı kılın, ayakta tutun. İkame edin, düzgün kılın. Farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ederek, tadil-i erkanı riayet ederek kılın. Yani bu Kur'an'daki emirlerde var aslında namazımızın nasıl kılınacağı, ama bunun tabii açıkça anlaşılması gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarına ve sözlerine, emirlerine bağlı. İnsanlar grup grup, akılları da, akıllarının seviyeleri de farklı. Bir adam var lep demeden leblebi anlar. Ama bir adam da iyice açık söylemeden anlamaz. Böyle olmasında da büyük yarar var. Herkes süper akıllı olsaydı kavga olurdu. Biri çok akıllı olacak, biri böyle olacak. Böyle düzen devam edecek. Bu Allah'ın bileceği şey, bizim işimiz değil. Evet, insanların akılları farklıdır. Peygamberimiz de insanlara akıllarının alacağı seviyede, akılları seviyesinde
söyleyin söyleyeceğinizi, dini emirleri, diğer hususları hep prensip dahilinde akılların alıcı, anlayabilecekleri seviyede açıklamalar yapın, emirler verin buyurur. İşte şimdi güzel bir namaz nasıl kılınır? Namaz nasıl ikame edilir? Nasıl namaza muhafızlık edilir? Şimdi onu açıklayan hadis size arz edeceğiz. Efendimiz buyuruyor. İza ente kumte fi salatike, namazına kalktığında, senin namazın, kılarsan kime faydası var? Sana. Sen bütün insanlar namaz kılsa, sen hiç namazın geçirmesen Allah'a bir ilave gelir mi bundan dolayı? Hayır. Hiç kimse namaz kılmasa Allah'a bir eksiklik gelir mi? Hayır. Namaz kılarsan senin namazın o, sana fayda gelir. İnsanlar namaz kılarsa sana fayda gelir. Sizin namazınız o. Allah emretti bizim için, bizim yararımıza. Senin namazına, sen namazına kalktığında bütün namazlar, aslında Hallat bin Rafi Hazretlerine, sahabiden, sahabilerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mümin olarak can gözüyle akıl bali olarak gören kimseler, sahabi, o sahabilerden birisi Hallat bin Rafi'ye söylüyor ama onun kanalıyla bana da söylüyor, sana da söylüyor, Müslümanların hepsine söylüyor. Peygamberimiz emrediyor. Namazına kalktığında fekebbirillâhe, Allahu Ekber de. Allahu Ekber de. Şimdi Allahu Ekber demek bile bu namazın farzlarından birisi ki buna ihtiram, iftitah tekbir denir. Yani bu tekbiri getirdiniz mi namazın içine girersiniz. Namazın dışında helal mübah olan şeyleri yapamazsınız. Haram kılar bu tekbir. Selam verinceye kadar onun için haram kılan tekbir, mübah olan, helal olan şeyleri namaz dışında, bunu söyledip de, niyet edip bunu söylediğinde namaza başladın mı, selam verene kadar haram kılan tekbir, iftidah tekbiri, ihtiram, tekbiratül ihtiram, haram kılan tekbir, namazın içinde saygı duyulması gelen hususları başlatan tekbir anlamına Allahu Ekber, Kebbirillah diyor. Allah'ı ulula, büyüklüğünü ifade eden bir zikirde bulun. Ar-Rahman Rahim olmaz. Rahman Rahim, Allah'ın merhametli olduğunu ifade eden Allah'ın güzel isimlerindendir. Resulullah ne buyuruyor? Fekebbirillâhe, Allah'ı ulula, celal ve azametini ifade eden bir zikir yap. Ar-Rahman Rahim merhametini söyler. Burada ululamamız Allah'ın yücelerden yüce olduğunu ifade eden bir ifade kullanmamız emrediliyor. Onun için Allahu Ekber. Şimdi Allahu Ekber mi? Bizim Anadolu'da söylediğimiz Allahu Ekber mi? O kadar inceleme. Evet, oradaki Allahu Ekber derken hemzedir. Hemze de yani ayın değildir. Aleyküm değil. Aleyküm değil. Boğazını sıkmayacaksın. Ama Allahu, öyle de zahmet çekme. Kolayına gelen şekilde tok bir sesle, şöyle yeri sarsatacak bir tok sesle Allahu Ekber. Ha. Allahu Ekber. Yok yok yok. Allahu Ekber. Evet. Şimdi Allahu Ekber. Yo 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 yo. Bu ne demek? Allah büyük mü? Şüphe mi var ya? Hem namaza duruyor hem de Allah büyük mü diye soruyorsun. Çok yanlış. Kasten söylese mümin olamaz. İman dairesine çıkar gider. Yani namaz kılan, kıldıran herkes evde namaz kılacak olursa hanımı cemaat olacak,
Çocuklar cemaat olacak, kendi imam olacak. Ayrı ayrı namaz kılmak yok. Cemaat olacağız, 25-27 kat sevap alacağız. Ayrı kılarsanız mekruh, sünnete aykırı, cemaat olacağız. Sen de imamsın. Allah, sakın ha, öyle deme, çok yanlış. Allahu Ekber, o da yanlış. Allahu Ekber, yok, onu çocuklar söyler ya. Olmaz, o da yanlış. Allahu Ekber. Evet, nasıl söyleyeceğiz bunu? Bu tekbiri bile nasıl söyleyeceğiz? Şimdi tarif ediyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken böyle bir iftidah tekbiri, namaza başlama tekbiriyle başla. Allahu Ekber de. Sümme kıra ma teyessere aleyke minel Kur'an. Kur'an'dan, Kur'an-ı Kerim'den senin bildiğin Kur'an'dan bir parça oku. Hepsini değil. Minel Kur'an. Eğer min olmasaydı her namazda baştan sona Kur'an'ı okumamız gerekirdi ki kimin gücü yeter buna? Peygamberimiz ne kadar ölçülü konuşuyor bak. Minel Kur'an. Kur'an'dan bir parçasını oku. Bir kısmını oku. Evet, Buhari'de Ma'ake, senin bildiğin, seninle olan Kur'an var, dolapta duruyor. Sende var mı? Yok. İnna ateyneyi bilmiyorsun. Kul vallahu hadi bilmiyorsun. Fatiha'yı bilmiyorsun. O sendeki Kur'an değil ki, orada duran, dolapta duran Kur'an. Sendeki Ma'ake, sendeki yani kafandaki Kur'an'dan ezberlemişsin, üstüne almışsın. Sendeki Kur'an'dan, kafandaki, hafızandaki Kur'an'dan Ma'ake, Buhari'de. Öyle hadisi öyle. Yani Fatiha'yı biliyorsun. Fatiha Kur'an'dan ilk sure. Sure olarak ilk inen sure. Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Mushaf'ın ilk suresi, başlangıç suresi. Bunu oku, Kur'an'dandır. İnna ataynayı biliyorsun, kolay. Tamam, o da Kur'an'dandır. Onu oku. Kul huvallahu ahad, biliyorum. Onu oku, Kur'an'dandır. Ve ezberinde olduğu için Ma'ake, seninle olan Kur'an'ı oku. Ebu Davud'un naklettiği, bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize hadisleri nakleden hadis kitapları. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace diye kütüb-i sitte derler bunlara. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i, Toborani, Hakim Müsned, birçok daha başka hadis kitapları var. Fakat bunların içerisinde 6 tanesi Kur'an-ı Kerim'de bulamadığımız şeyleri nereden öğreneceğiz? Bulamadığınızı diyor peygambere sorun. Allah'ın ayeti bu. Peygambere yok şimdi. Hadislerine, sözlerine, fiillerine dair haberlere. Ona hadis denir. Ona bakacağız. Ha işte onları toplayan eserlere kütüb-i sitte, 6 kitap denir. Bunlardan birisi Ebu Davud. Ondaki nakilde İza kumte, ayağa kalktığında, namaz kılmak için ayağa kalktığında, yani namaz ayakta kılınır normalde. Bak ayağa kalktın, kalkacaksın. Ve teveccüh de, nereye dönersen öyle namaz olmaz. Namazda kıbleye döneceksin. Kıbleye yöneldiğinde, ayağa kalktığında, kıbleye yöneldiğinde fekep bir namaz kılma niyetiyle Allahu Ekber de şeklinde daha detaylı bilgi vardır. Sümmekra bi ümmil Kur'an, daha detaylı şimdi. Öteki şimdi okuduğumuzda hadiste, dersimizde okuduğumuz hadiste Kur'an'dan bildiğini oku. Şimdi bundan öyle şeyler çıkıyor ki hükümler, müştehit. Bu ifadelerden hangisi farz, hangisi vacip, onları çıkaracak şimdi. Bu Ebu Davud'da Ümmül Kur'an'ı oku. Bundan evvel hadiste Kur'an'dan bildiğini oku. Kur'an'dan olan bir şey oku. Hepsini değil, min. Kur'an'dan bir parça oku. İmam-ı Azam oturuyor.
Yok ki bu ifadelere göre Kur'an'dan bir parça okumak yeter. Farz yerine gelir. Mesela Kur'an'da en kısa ayetlerden birisi Rahman Suresi müdhemmeten, bir tek kelime. Bir ayettir. Kur'an'dan bir parçadır. Kur'an'ın içindeki parçalara, iki nokta arasındaki cümleciklere, cümlelere ayet denir. Müdhemmeten, başında nokta var, sonunda nokta var, bir ayettir ve bir kelimedir. Muazzam diyor ki Kur'an'dan bildiğin bir parça oku buyurduğuna göre peygamber, müdhemmeten dese, başka bir şey bilmese namaz olur. Ama öbür hadiste Ümmül Kur'an'ı oku. Ha. Onu da katınca, yani hüküm vermeden evvel bu konuda peygamberimiz kaç tane emir verdiyse yan yana getirecek, hükmü koyacak şimdi. Evet. Yalnız bir hadisle hüküm veremezsin. O konuda kaç tane hadis varsa yan yana koyacak. Ümmül Kur'an nedir? Kur'an'ın anası. Kur'an'ın bütün hükümlerini, anlamını, manasını kendinde topladığı için Fatiha suresi ona Ümmül Kur'an denmiştir. Yeryüzünde ilk bina Kabe Mekke'de olduğu için yeryüzünün ilk şehri Mekke şehri, Mekke Kur'an'da ifadesi, ilk ev Mekke'de yapıldığı için Ümmül Kura, şehirlerin anası Mekke. Kur'an'da bütün, Kur'an'daki bütün hükümleri, manaları kendinde topladığı için Fatiha suresi de Kur'an'ın özü, anası. Şimdi burada Kur'an'ın anasını oku, yani Fatiha'yı oku. Ha diyor İmam Azam. Öyleyse mutlak olarak Kur'an'dan bir ayet okumak farzdır. Burada Kur'an, Fatiha'yı da oku dediğine göre Kur'an'ı okumak vaciptir. Yanında bir tane daha bir sure okumak vaciptir. Vaciptir. Bu hükümleri yan yana koyuyor, bu hükümlere varıyor. İmam Şafii'nin de kendine göre arkasında da diyor ve meşa Allahu en takra. Kur'an'dan tekbir getir. Ondan sonra namaza başlarken kıbleye dönüp namaz kılma niyetiyle tekbir getir. Ümmül Kur'an oku. Ve meşa Allahu en takra. Okumanı Allah'ın dilediği şeyi de oku. Yani bak, yanında Fatiha'dan sonra bir şeyi daha oku. Onun için diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri, Kur'an'dan bir şey okumak ilk hadise göre farzdır, bir şey. Ama yalnızca Fatiha'yı okumak, yanında yalnızca Zamm-ı Sure okumak vaciptir, vaciptir. Bu hadislerden çıkarıyor. İmam Şafii de diyor ki la salate illa bi fatihatil kitab. Fatiha suresi olmayan namaz yoktur diyor. Fatiha suresi namaz olmaz. Hadis. Ona dayanarak o da diyor ki Fatiha'yı okumak farzdır diyor. Biz diyoruz ki öyle anlaşılmaz o. Fatiha'yı okumadın mı mükemmel namaz olmaz. Vacip bir okumak Fatiha'yı bize göre. Eksikliği olur. Mesela kulağı az duyan insana, yine insan deriz ama kulağı sağır insan, eksikliği var. Gözü görmüyor. Yaşlılık veya katarak veya şu. Hayvan diyemezsin, insandır. Ama gözü görmeyen insandır. Fatiha'yı okumazsanız eksikli namazdır demektir o. Hanefilerin görüşü bu. Evet. Vacibi terk ederseniz eksikli namaz olur. Namaz olmaz diyemeyiz. Çünkü Kur'an'dan bir ayet okudunuz mu yerine getiriyorsun emri. Evet. Dayanağımız bu. Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban, ikra bi ümmül Kur'an sümme ikra bima şi'te.
Ümmül Kur'an'ı Fatiha'yı oku, sonra dilediğini oku. İstediğin Kur'an'dan bir parça, bir sure oku derler. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbiri nasıl getireceğiz şimdi? Buhari'de hadis şöyledir. Kâne aleyhissalatu vesselam, salatü selam peygamberin üzerine olsun. Yarfau yedeyhi hızve menkibeyhi, iki ellerini omuzlarının hizasına kaldırırdı. Tekbir getirdiği sırada iki ellerini omuzlarına kaldırırdı. İfade bu var. Bakın, namaz kılarken bir sürü hadis var, yan yana koyuyoruz, nasıl namaz kılacağımızı öğreniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tekbir getirirken hızve menkübeyhi, evet, iki elini omuzun hizasına kaldırırdı. Omuzun hizasına kalktı mı kalkmadı mı, böyle mi bakacağız mı? Bu insanı meşgul eder. Halbuki namaza başlarken kafa Yaradan'ın huzuruna çıkıyorum, onunla meşgul olmalıdır. Namaz kılıyorum, farz kılıyorum, sünnet kılıyorum, bunları düşünmelidir. Namazın omuzun hizasında mı acaba? Bunlarla düşünmemelidir. Ne yapacağız o zaman? Evet, elimizin baş parmağı, göremiyoruz ya buraları, baş parmağı kulağımızın yumuşağına değiriyoruz. Çünkü görmüyoruz. Buraya değdi mi elimiz omuzun hizasında, garantili. Böyle baş parmaklarımız kulağımızın yumuşağında, ellerimiz kulağımızın üst parmak uçlarımız kulağımızın şeyinde, elimiz de zaten omuzun hizasında. Tekbir alırken eller böyle olmalıdır. Böyle olmalıdır. İmam Nevevi, evet, parmağın uçları iki kulağın üst kısmında ve ibhamahu şahmete yüzüneyhi, iki elin bu baş parmakları kulağın şu yumuşağına değmeli. Evet, orada olmalı. Ve rahatahu menkibeyhi, şuna raha derler. Şuna raha derler. Bu da omuzunun hizasında olmalı. Peygamberin hadisini açıklıyor böyle. Evet, bu raha, avuç içine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kaside-i bürdede var. Kimin başına elini öyle değdirdiği de çocuk okşadıysa, hem çok yaşamış hem de hiç saçı ağarmamış, kıvırcık saçlı olarak ölmüş gitmiş adam. O elin bereketinden dolayı. Evet, Yahudi çocuğuna peygamber geliyor diye Yahudi çocuğu ayağa kalkmış. Peygamber Ebul Kasım, Ebul Kasım diye yanına yaklaşmış, kafasına elini koymuş böyle. 120 sene yaşamış Yahudi, saçı da hiç ağarmamış, kıvırcık saçlı olarak ölmüş gitmiş. O mübarek ellerin bereketi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir ömründe hastalandı ya, Hayber'de aldığı, zehirlediler Hayber'de Yahudiler, öldürüp kurtulacaklardı. Ağzını almıştı, kuzu dedi ki, kavrulmuş kuzu, ya Resulallah ben zehirliyim. Peygamberimiz tükürdü, yutmadı ama ağzını almıştı. Ağzını alınca ağızda da biliyorsunuz alıcılar var, emiciler var. Yutmamasına rağmen koyar koymaz o alıcılar vasıtasıyla vücuduna gelen zehir en sonunda vefatına sebep oldu. Yıllar sonra o zehrin ateşinden vefat etti. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp sırasında yaralanıp o yaradan ölen şehit oldu. O rütbeyi de kazandı. O onun için bir rütbe, şehitlik rütbesi. Evet, işte kuzu dile geldi, böyle ateşler içinde kıvrandı, öyle rütbesi arttı. Şimdi öyle ateş değilmiş ki,
havluyu koyuyormuş Ayşe anamız. Yaş havlu koyar koymaz buhar oluyormuş. Öyle müthiş ateşi. Demiş ki Ayşe anamız radıyallahu anha validemiz. Ya Resulallah, herkesin hastalığını Bismillah diyorsun, iyileştiriyorsun. Dua ediyorsun, iyileştiriyorsun. Elini diyor çocuğun başına koyuyorsun. O çocuk uzun yaşıyor, saçı ağarmıyor. Kendini de bir dua ediyor de şu ateşten etmeyeceğim. Rabbime kavuşacağım. Evet.